Bu derste bir fizikçinin kendi deney sonuçları üzerine yaptığı bir yorumla başlamak istiyorum. Bu fizikçi yaptığı deney için bir kağıt mendile doğru ateşlediğiniz 40 santimetrelik bir merminin geriye dönüp sizi vurması kadar şaşırtıcı açıklamasını yapmış. Bu yorumu daha iyi anlayabilmek için öncelikle yaptığı deneye bir göz atalım. O zamanlarda Rutherford radyoaktivite üzerine birçok araştırma yapıyordu. Hatta Marie Curie ve eşi Pierre'le de iyi arkadaştı. Rutherford birçok farklı aktivite kavramı üzerine sürekli çalışıyordu. Özellikle de alfa parçacıkları, alfa ışınları üzerinde çok duruyordu. Aslına bakarsanız Rutherford o zamanlarda alfa ışınlarının tam olarak ne olduklarını da bilmiyordu. Ancak günümüzde onların helyumun artı iki yüklü çekirdeği olduğunu biliyoruz. Bu da çekirdekte iki tane proton anlamına geliyor. Bahsettiğimiz element helyum olduğuna göre iki tane de nötron olması gerekiyor. Ama hiç elektronu yok. Zaten bu yüzden de artı iki yüke sahip. Rutherford'un yaptığı şey bir parça radyum alarak kurşundan yapılmış bir kutuya koymaktı. Bu kutunun tek bir tarafına da küçük bir delik açmıştı. Bu şekilde radyoaktif alfa ışınları Rutherford'un istediği yönde kutudan dışarı çıkabilecekti. Rutherford bu ışınları çok çok ince bir altın levhasına doğru yönlendirdi. Bu deney sayesinde atomun yapısı hakkında bir bilgi edinebileceğini umuyordu. Rutherford'un ilk başta okuduğumuz yorumunu düşünürsek bu ışınlar ya da parçacıklar alfa tabancasından çıkan mermiler, altın levha ise kağıt mendil diyebiliriz. Tabii ki elimizdeki alfa ışınları da oldukça hızlı ve ağır olmalı. Peki Sizce Rutherford o zamanlarda bu deneyin sonucunda ne görmeyi umuyordu? Aslında cevabı çok basit değil. Yani en azından benim için değil. Sonuç olarak neden bu alfa ışınlarının yönünü değiştirmeden altın levhadan geçeceğini düşünmem gerekiyor ki? Aslında Rutherford'un denediği şey Thomson'ın üzümlü kek modeliydi. Bu model tarihte çok çok uzun zaman önce J.J. Thomson'ın yani başka bir fizikçinin elektronları bulduğu dönemde ortaya çıkmıştı. O zamanlarda bilim insanları atomun çok küçük parçalardan oluştuğunu biliyordu. Hatta bu parçacıkların bir hidrojen atomunun ağırlığının yüzde birinden daha az olduğu, yani atomun kendisinden çok çok küçük oldukları biliniyordu. Bilinen bir başka nokta da bu parçacıkların negatif yüklü olmasıydı. Bu yüzden onlara elektron diyebiliriz. Çünkü günümüzde artık onların elektron olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak J.J. Thompson, deneyleri sonucunda elektronların var olduğunu görmüştü. Çıkan deney sonuçlarına göre de atomun üzümlü bir keke benzediğini düşünmüştü. Aslında illa üzümlü kek dememize gerek yok. Sonuç olarak üzümlü keki sevmiyor ya da bilmiyor olabilirsiniz. O zaman bunu herkesin genelde çok sevdiği çikolata parçacıklı kurabiye olarak da düşünebilirsiniz. Bu modele göre Negatif yüklü küçük parçacıklar atomun içinde değişik noktalara dağılmış durumda. Ama atomun geri kalanı da pozitif yükten oluşuyor. Bu da atomun nötr olması gerektiğinden kaynaklanıyor. Çok ilginçtir. Bilim adamları o zamanlarda bile atomun nötr olması gerektiğini, yani elektronların negatif yükünün başka bir şey tarafından nötr hale getirilmesi gerektiğini biliyorlardı. Bunları temel alan Rutherford da altın atomunun nasıl bir yapıda olması gerektiğini düşünüyordu. Yaptığı bazı matematiksel hesaplamalarla da alfa ışınlarının nasıl davranacaklarını öngörmeye çalışıyordu. Rutherford'a göre alfa ışınları ince altın levhadan yönünü değiştirmeden geçebilmeliydi. Aslında siz de bildiğiniz fizik denklemlerini kullanarak pozitif yüklü bölge tarafından üretilen elektrik alanını inceleyebilirsiniz. Ancak yük bütün bölgeye dağılmış olduğundan aslında bu elektrik alanının çok zayıf olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle Rutherford'un düşündüğü şey parçacıkların yönünü değiştirmeyeceği ancak belki bir tanesinin yönünün azıcık sapacağıydı. Pozitif yüklü bir atom olduğuna göre alfa yüklü parçacığın nereye çarpacağına bağlı olarak hafif bir sapma görülebileceğini söyleyen Rutherford genel olarak bütün ışınların yönünü değiştirmeyeceğini öngörmüştü. Tabii, videonun başına bir ipucu vermiştik. Bu yüzden Rutherford'un öngördüğü şeyi elde edemediğini anlamış olmalısınız. Peki sizce Rutherford bu deneyin sonucunda ne gördü? Biraz önce anlattığımız gibi deneyi gerçekleştirdi. Yani alfa ışınlarının altın levhanın üzerine gitmesini sağladı. Ayrıca çoğu ışının da tam da beklediği gibi yönünü değiştirmediğini gözlemledi. Aslına bakarsanız neredeyse bütün ışınların yönünü değiştirmediğini bile söyleyebiliriz. Çünkü sadece birkaç tanesinin 1-2 derecelik gözle görülmesi çok zor bir şekilde yollarından saptığını gördü. Eğer Rutherford kadar meraklı bir kimyacı olmasaydı, hala bir atomun bu şekilde gözüktüğünü düşünüyor olabilirdik. Şansımıza Rutherford çok başarılı bir bilim insanıydı ve bundan daha fazlasını öğrenmek istedi. Bu nedenle de ışınların gittiği noktaya görebilmek için sadece bu noktaya yani levhanın arkasına değil de her yere dedektör koydu alfa ışınlarına geçebilecekleri kadar bir alan bırakarak bütün izleyebilecekleri yollara birer dedektör yerleştirdi. Bunları yaparken de oldukça dikkatli davranıyordu. Çünkü aslında burada, burada ya da burada altın levhanın arkasının dışında kalan bir yerde bir şey görebileceğini düşünmüyordu. Ama gelin görün ki her 20 bin ya da buna benzer sayıdaki alfa ışınlarından birinin bu altın levhaya çarptığını ve geri yansıdığını gördü kulağa çılgınca geldiğinin farkındayım. Çünkü bu tam olarak bir kağıt mendile bir silahla nişan aldığınızda beklemeyeceğiniz bir şey. Bu nedenle eminim Rutherford da ilk başta bunun gerçek olduğuna inanmamış. Hatta bununla bir Nobel ödülü alabiliriz diye hakkından bile geçirmemiştir. Bence ilk olarak deneyi tekrar edip deney sonuçlarını kontrol etmek istemiştir. Bu şekilde her şeyin yolunda gittiğinden de emin olmuştur. Sonuç olarak gerçekten beklemediği şeylerin olduğunu fark etmiştir. Dolayısıyla 20 bin ışıkta bir tanesinin yaptığı şeyin bu teorinin gerçek olduğunu görmüştür. İyi de bu ne demek? Aslında Rutherford bu deneyiyle yeni bir atom modeline ihtiyaç duyulduğunu göstermiş. Çünkü bir şekilde bir kısım alfa ışının çarpıp geri dönmesinin açıklanmasının yapılması gerekiyordu. Peki sizce Rutherford kısaca bunu nasıl yaptı? Sonuç olarak atomun içinde küçük ve ağır, pozitif yüklü bazı şeylerin olduğunu biliyordu. Bu şeylerin oldukça küçük olması gerektiğinin farkındaydı. Sonuçta sadece çok az bir alfa ışını buralarla çarpışıp bu geri dönüşü yapıyordu. Gerisi bildiğiniz gibi yönünü değiştirmiyor, dümdüz ilerliyordu. Bunun yanında bu şeylerin gerçekten ağır ve pozitif yüklü olması gerektiğinin de farkındaydı. Çünkü elektronların gerçekten çok küçük olduğunu biliyordu ve çoğu parçacık zaten yönünü değiştirmeden ilerleyebiliyordu. Özet olarak alfa ışınları ancak kendisinden daha büyük bir kütle ve elektrik yüklerine çarpınca yolundan sapıp geri dönebilirdi. İşte bütün bunlara dayanarak Rutherford da yeni bir atom modeli geliştirdi. Düşündüğü şey atomun içinde bu özelliklere sahip bir şeyin olması gerektiğiydi. İşte bu şeye şu an çekirdek diyoruz. Çekirdeğinde çok 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 küçük olduğunu biliyorsunuzdur. Rutherford, çarpan alfa ışınlarının sayısına göre çekirdeğin yaklaşık olarak ne kadar büyük olması gerektiğini hesaplamıştı. Buna göre çekirdeğin büyüklüğü, bütün hacmin 1 bölü 10 bini kadar olmalıydı. Bunun dışında elimizde ne var? Çekirdeğin pozitif yüklüğü çok küçük ama kütlece ağır olduğunu biliyoruz. Ayrıca elektronlar da var. Öyleyse atomun geri kalanında ne var? Bütün bu konuştuklarımıza dayanarak atomun geri kalanının yani çok büyük bir kısmının boş olduğunu söyleyebiliriz. Elektronlar çok küçük olduğuna göre ve çekirdek de hacminin 1 bölü 10 binini kapladığına göre geri kalan alanda hiçbir şey yok. Bu yeni atom modelinin sanırım en çılgınca noktası tam olarak olmuştu. Rutherford deney sonuçlarını bu modele dayanarak açıkladı. Açıklamalara göre çoğu pozitif yüklü alfa parçacığı yönünü değiştirmeden dümdüz ilerlerken bir kısmı çekirdeğe çok yaklaştığı için yolundan biraz sapıyor. Nadir olarak çekirdeğe çarpanlarsa çekirdek çok ağır ve pozitif yüklü olduğu için geri dönüyordu. Rutherford ya da zaman içinde biz, hangisi ben de bilmiyorum, bu modeli Rutherford atom modeli yani nükleer atom modeli olarak tanımladık. Birçok insanın kafasında resmettiği model atom modeline çok yakın. Ama burada bile hala birçok yanıtlanmamış soru var. Mesela elektronlar tam olarak ne yapıyor ya da tam olarak neredeler? Ama Rutherford bu modeli önerebildiği için birçok bilim insanı değişik deneyler geliştirip onları test etme şansına sahip oldu. Böylece de daha çok ilerleme kaydedildi. Bundan çok kısa bir zaman sonra da atom seviyesinde neler olup bittiğini çok daha iyi ve detaylı açıklayabilir duruma geldik.